Herkese tekrar merhaba. Önceden uyarımı yapayım. Eğer hassas bir izleyici olduğunuzu düşünüyorsanız bu filmi lütfen hemen terk edin. Başlıktan da anlaşılacağı gibi Pink Flamingos hemen hemen her rahatsız edici filmler listesinde kendine üst sırada yer bulmuştur. Peki gerçekten de dünyanın en iğrenç filmi bu mu? Bu tartışılır ama gerçek şu ki filmde Dwayne lakaplı aktör Harris Glynn Mistet'in oynadığı Dwayne adlı karakter dünyanın en iğrenç insanı unvanına sahiptir filmde. Hayatını bir grup evsiz, hippie, anarşist, dünya saçması, kendi gibi sevimli kader ortakları ve kafadan kontak oğluyla geçirir. Ve hayatta görüp görülebilecek en garip fetişizmden birine sahip olan yumurta babası annesi Eddie ile klasik anne kız sürtüşmeleri yaşamaktadır. It's 10:30, Babs, Babs, why isn't the egg man here? I'm starving to death for some eggs. Please, Babs. Hayat ona ve onlara güzeldir. Dwayne'in yaşamındaki tek amacı bu eşsiz unvanı korumak. Yani dünyanın en iğrenç insanı olmak. Ve tabii ki kariyerine yeni kötülükler eklemektir. Durum böyle günlük gülistanlık giderken bir gün bu unvanı ele geçirmek için türlü rezil yöntemlere başvurmakta sakınca duymayan Marble çiftinin ortaya çıkmasıyla her şey bozulacaktır. Bu çift Dwayne gibi pisliği saf yaratılışından dolayı yapmıyordur. İkisi de düpedüz şöhret meraklısı ve bu uğurda yapmayacakları rezillik olmayan bir çifttir. Dwayne'in bu tehdit karşısında haliyle çok ama çok sinirlendiğini tahmin etmişsinizdir. Bu rezil çiftimize savaş başlatır böylece. İşte bu film tam da bunu anlatıyor. Dünyanın en iğrenç insanı olma yarışında geçen rezillik savaşını. Konusu çok mu saçma? Bir de filmi izleyin. 1972 yapımı bu John Waters çöplüğü, ki parantez açmak gerekirse burada bahsi geçen çöplük bir övgü niteliğinde, bu film 10.000 dolar gibi düşük ötesi bir bütçeye sahiptir. Bir parantez daha açmak gerekirse John Waters sinemasının ilk dönem filmleri aynı bu kötü zevk mahsullerini içerir. Aynı yıllarda çektiği Family Trouble, Polyester, Desperate Living gibi filmler yönetmenin vazgeçilmez oyuncularını ve tabii ki ikonik oyuncusu Dwayne'i görmek mümkündür. Bu filmlerin her birinin bugün kült statüsüne ulaştığını söyleyebilirim. Film üzerine birkaç not eklemek gerekirse bundan sonra söyleyeceklerim spoiler. Filmi izlemediyseniz önce bir izleyin derim. Filmde onlarca iç kıyıcı hatta bulandırıcı sahne olması sizi şaşırtmasın. Filmin hemen başlarında kasaptan çaldığı eti cinsel organının olduğu yere saklamak gibi bir huyu olduğunu öğrendiğimiz Dwayne için bunlar oldukça sıradan şeyler çünkü. Arkadaşlarının da ondan alta kalır yanı yok. Bir partide an üstünü hareket ettirerek playback yapan bir adam bile var filmde. Ve yaklaşık bir dakika boyunca bir an üstün şarkı söylemesi gibi bir şeye tanık oluyoruz. Daha bir dolu sahne saymam mümkün. Bunları bir geçelim. Çünkü bunlardan hiçbiri bahsedeceğim iki sahne kadar şok edici olamaz. İlk olay hayvanseverleri haklı olarak epey bir kızdıran filmin skandal sahnesi. Şöyle ki filmin esnasında bir çiftin seks yaparken aralarına aldıkları tavuk katliama uğruyor. Bu haşin sahnede ne yazık ki tavuk ezilerek rahmetli oluyor. Bu olayın duyulması ve tepkiler sonrası John Waters aynen şöyle cevap vermiştir. Tabağımdaki tavukların kalp krizinden gittiğini sanmıyorum. İkinci olan olay ise filmin en ikonik anıdır ve bu filmin bu denli geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır desem yalan olmaz. Birazcık bahsetmem gerekirse filmin sonunda Dwayne dünyanın en iğrenç insanı olmanın gururu ile komba yapmaya karar verir. Ve bunu o an sıcağı sıcağına caddeye dışkısını yapan bir köpeğin bokunu yiyerek taşlandırır. Ha bu arada yanlış anlamayın, bok yeme sahnesi bir kurmaca değil. Dwayne o an gerçekten köpek bokunu yemekte. Zaten oyuncunun dışkıyı yerkenki yüz ifadesini gördüğünüzde olayın ne derece vahim bir gerçeklikte olduğuna şahit oluyorsunuz. Meraklılarına birkaç dipnot eklemem gerekirse, film 2002 yılbaşı gecesi CNBC kanalında ilk kez bir Türk televizyonunda yayınlanmıştır. Gerçi filmi soyup soğana çevrilmiş, fakat bugünkü Türkiye şartlarında değil yılbaşı gecesi yarısı, kimsenin ayakta olmadığı bir saatte bile yayınlanması imkansız. Bu açıdan önemli buldum ben. Filmle ilgili son bir not ekleyeyim bir de. John Waters zamanında bu filmin
devamını düşünüyormuş. Hikayenin 15 yıl sonrasında geçecekmiş hatta film. Bu sefer kahramanlarımızdan biri 8 yaşında bir travesti olacaktı. Dwayne'in ani ölümü ve maalesef ki bu filmin çekilmesini engellemiş olmuş. Eğer ki sıra dışı kült filmlere merakınız varsa ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu film bayağı iyi bir başlangıç olacak sizin için. Ben bu tarz filmlerle ilgili ara ara videolar çekeceğim ve nacizane amatör kanalımda paylaşacağım. Eğer ki ilginizi çekerse kanalıma abone olup hatta videoyu beğenebilirsiniz. Ve filmle ilgili görüşlerinizi ya da sizin de ilginizi çeken bu tarz filmler varsa yorum yazın. Paylaşımlardan ben bayağı memnun olurum. Şimdilik çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.